Merhabalar. Çok uzun yıllardır sınava hazırlanan çocuklarla çalışıyorum. LGS öğrencileri, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve hepsinin ortak konusu sınav kaygısı. Sınav kaygısı bir günde oluşan bir durum değil sevgili anne babalar. Bir geçmişi var, bir altyapısı var. Sınav kaygısındaki en temel duygu yetersizlik. Bir çocuk kendini yetersiz hissetmezse aslında kaygı yaşamaz. Ve o yetersizliğin en temel nedeni de anne baba tutumları. Çünkü beklentilerimiz çok yüksek olabiliyor, mükemmelliyetçi olabiliyoruz. Evet, benim için hiç önemli değil diye söylüyoruz. Sınavdan ne yaparsan yap ama ertesi gün ders çalıştın mı, kaç soru çözdün diye çocuğa sorular soruyoruz. Aslında verdiğimiz mesajlar ders çalıştın mı? Yani iyi misin? Yapabiliyor musun? Ve dolayısıyla çocuk bu beklentiyi gördüğünde sınavdan kaygılanmaya başlıyor. Tabii ki çocuğun kendi yaptığı şeyler de var. Birincisi motivasyon eksikliği. Pek çok çocuk bana şunu söyler. Neden ben bu dersi çalışıyorum? Hayatım boyunca bunlar hiç benim olmayacak. Yani ben niye bu dersi çalışıyorum? Bir kere o çocuğun o dersin niye çalıştığını bilmesi lazım. İnanıyor olması lazım. Yani o matematik dersini, sosyal bilgiler dersini hayatı boyunca ona yararının olduğunu, olacağına inanıyor olması lazım. Ve çocukların en büyük yaptığı hatalardan biri de ertelemek. Son ana kadar çalışmıyorlar. Ama bunun bir nedeni var sevgili anne babalar. Çünkü çocukların beyinlerinde, özellikle ergenlik döneminde haz merkezi daha çok çalışıyor. Dolayısıyla çocuklar daha keyifli etkinliklere vakit ayırmak istiyorlar. Daha çok bilgisayar oyunları oynuyorlar, daha çok arkadaşlarıyla telefonda görüşüyorlar, daha çok dışarı çıkmak istiyorlar ve tabii ki siz deli oluyorsunuz bu durumda. Ama çocukların o haz merkezi çalıştığı için düşünsenize ders çalışmak onlar için ne kadar ağır. Önce eğlenmek istiyor, sonra ders çalışmak istiyor. Oysa ki biz yetişkinlikte tam tersi. Biz önce görevlerinizi yaparız, sonra eğleniriz, keyifli zamanlar geçiririz. Çocuklarda bu ters olduğu için de biz bir türlü bunu anlayamıyoruz. Sınav kaygısı için neler yapmak gerekiyor? Birincisi zamanı çok iyi yönetmek gerekiyor. Yani burada o zaman yönetimini çocukla birlikte karar vermek gerekiyor. Günde kaç saat ders çalışacak, ne kadar test çözecek, bunu beraber belki yazabilirsiniz. Bir anlaşma yapabilirsiniz. O saatlere çok karışmayabilirsiniz. Yani bir gün evet 3 saat günde ders çalışması gerektiğini belirlemişsinizdir ama belki o gün 2,5 saat çalışmıştır. Onu tamamlatmanıza gerek yok. Çocuk gerçekten haz merkeziyle de çalıştığı için keyif aldığı alanlara da ağırlık vermek gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz? Ders çalışmadığı zaman telefonu elinden alıyoruz, bilgisayarı kapatıyoruz, her şeyi elinden alıyoruz ve çocuğu yoksun bırakıyoruz. Bu bir yoksunluk. Çünkü çocuğun alışkanlıkları var. O alışkanlığı bıraktırdığımızda bir yoksunluk yaşatıyoruz. Hani biz sigara içiyoruz ve pat diye bir günde sigarayı bırakamıyoruz. Bir yoksunluk yaşıyoruz. Canımız istiyor. Yani bırakmak istesek de. İşte çocuğunuz da öyle. O bilgisayarı bıraktırdığınızda çocuğa bir yoksunluk yaratıyorsunuz. Bunu sınırlandırabilirsiniz. Beraber, ortak karar vererek ve çocuğun yeterli hissetmesi için de ona değerli hissedeceği, yeterli hissedeceği mutlaka bir şeyler söylemelisiniz. Yani bugün gerçekten iyi soru çözdün. Bugün gerçekten çok iyi konu tekrar yaptın ve çok başarılısın. Gel beraber bir kahve içelim, bir mola verelim. Yani çocuğunuzu ne kadar takdir ediyorsanız, ne kadar onur ediyorsanız çocuk çalışmak için o kadar motive oluyor. Ama biz çocuğu motive etmek yerine çalıştın mı, çalışmıyorsun, bak çalışmazsan kazanamazsın. O zaman kötü okullara gitmek zorunda kalırsın. Kötü okula gidersen iş bulamazsın. Bir sürü kötü senaryolar yazıyoruz. Bu kötü senaryolar içerisinde çocuğun başarılı olma şansı çok fazla yok sevgili anne babalar. Evet, kanalımıza abone olun. Sevgiyle kalın sevgili anne babalar.